yazar ve motivasyon konuşmacısı Simon Sinek'in altın çember teorisine göre, başkalarını motive eden şey ne yaptığınızdan çok neden yaptığınızdır. CV hazırlarken ve mülakatta o iş veya sektöre neden ilgi duyduğunuzu açıklamanın çok etkili olduğunu söyler. İşe yönelik tutkunuzu ve amacınızı ifade etmek sizi diğer adaylardan ayırır. Sheryl Sandberg, Facebook CEO'su ve LinkedIn yazarı, özellikle kadınların iş görüşmelerinde başarılarını küçümseme eğiliminde olduğunu vurgular. Mütevazı olmakla kendini küçümsemek arasında bir fark var, der. Bu nedenle, mülakatta ve özgeçmişinizde güçlü yanlarınızı ve başarılarınızı güvenle dile getirmenin önemine dikkat çeker. CV, hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda ünlü uzmanlardan bazı değerli tavsiyeler. Richard Branson, Virgin Group kurucusu, özgeçmişlerin yalnızca iş geçmişini listelememesi gerektiğini, başarıları vurgulamanın önemini belirtir. Potansiyel işverenler, sizin bir şirkete nasıl değer kattığınızı görmek isterler. Başardığınız somut sonuçları, örneğin gelir artırma, maliyet azaltma gibi ön plana çıkarmayı önerir. LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman, LinkedIn profili ve diğer ağların doğru kullanılmasını vurgular. Güçlü bir referans veya iş ilişkisi sizi diğer adaylardan bir adım öne çıkarabilir. Bu nedenle CV'nizde veya LinkedIn profilinizde çalıştığınız kişilerden referanslar almayı ve bu referansların güvenilirliğini kullanmayı önerir. Eski Google İnsan Kaynakları Başkanı ve yazarı Laszlo Bock, CV'nin bir sayfayı geçmemesi gerektiğini savunur ve özellikle Google'da adayların becerilerini eylem artı görev artı sonuç formatında aktarmalarını ister. Her iş tecrübesini oradaki görevinizle bağlantılı somut sonuçlarla özetleyerek anlatmanın etkili olduğunu belirtir. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, mülakatlarda adaylara zorlu durumlarda ne başardıklarını sorar ve bunu kanıtlayabilmelerini bekler. Aynı şekilde CV'nizde de somut örneklerle yeteneklerinizi ve problem çözme becerilerinizi göstermeye çalışın. Yetenekler ve başarılar yalnızca söylenmez, gösterilir, der. Girişimci ve Shark Tank yatırımcısı Barbara Corcoran, özellikle mülakatta beden dilinin önemini vurgular. Kıyafet seçiminin pozisyona uygun ve özenli olmasını önerir. Ayrıca özgüvenli bir duruş, karşı tarafa profesyonel bir izlenim verir. The Huffington Post kurucusu Arianna Huffington, mülakatlarda sakin olmanın ve stresi kontrol etmenin önemini vurgular. Stresli görünmek, karşı tarafın güvenini sarsabilir, der. Bu nedenle nefes egzersizleri veya diğer stres azaltıcı tekniklerle görüşmeye hazırlıklı gidilmesini tavsiye eder.